Herkese selamlar. Bu kanalda bir ilk olarak bir EM kulaklık incelemesiyle karşınızdayım. Bu gördüğünüz kulaklığın ismi Kinera Queen of Audio Gimlet. Uzun zaman EM araştırmaları yapmış ve birçok da EM kulaklık kullanmış birisi olarak sizlere Kinera Gimlet ile ilgili bütün deneyimlerimi aktaracağım. Ve EM kulaklıklar nedir, oyunlarda nasıl performanslar veriyor, bunlarla ilgili de kısa kısa bilgiler vereceğim. Öncelikle EM kulaklıklar nedir, onlara bir bakalım. Açılımı in-ear monitor, yani kulak içi monitör kulaklık olarak geçiyor. Sesi en saf şekilde aktarırlar ve çok sağlam ses yalıtımı sağlarlar. Ayrıca sanatçılar ve müzisyenler tarafından fazlasıyla kullanılan bir kulaklık türü. Fakat gaming sektörünün de iyice ilerlemesinden sonra son zamanlarda çıkan EM kulaklıkların neredeyse hepsi aslında gaming için kullanılıyor. Genel olarak EM kulaklıkların tipleri normal kulak içi kulaklıklardan farklıdır. Kulağın tam yuvasına oturur ve kablo kulağın üstünden gider. Bu hem daha rahat hissettiriyor hem de inanılmaz iyi ses yalıtımı sağlıyor. Tabii bunlar bir gaming kulaklıkla pek karşılaştırılamaz. Ses konusunda kat ve kat daha iyiler. En ufak müzikte bile ilk defa dinliyormuşçasına hissediyorsunuz. Özellikle rock tarzı müzikler dinlerken arkadaki o farklı enstrümanların sesini çok daha net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Eğer bir EM kulaklık sahibiyseniz zaten bu dediğimi anlamışsınızdır. Bir de bunlarda böyle bir fiyat sınırı yok. Yani 20 dolara da bir EM var. 500 dolara da var. Geçen gördüm 13 bin dolara da bir EM var arkadaşlar. Yani inanılmaz böyle bir fiyat aralığı var bu işlerin. Tabii EM kulaklıklar hakkında daha detaylı konuşmak isterdim ama gelin bu incelememize bir geçelim. Kinera Queen of Audio Gimlet nasılmış bir bakalım. Şimdi gelelim Kinera Queen of Audio Gimlet'e. Dış tasarımına baktığımızda çok özel bir ürün gibi durduğunu söyleyebilirim. Bunu ilk dokunduğunuzda da net bir şekilde anlıyorsunuz. Kulaklıkta neredeyse plastik parça hiç yok. Metal tarzı malzemeden yapılmış. Rengi, boyası falan da bayağı premium hissettiriyor. 32 ohmluk bir empedans değerine sahip olduğu için bir ses kartına ihtiyaç duymadan kullanılabilir olması büyük bir avantaj. Benim anakartım MSI'nin X470 Gaming Pro adında gaming serisi bir anakartı. Yani benim anakartımda bulunan ses yongası bunu hayli hayli öttürmeye yetiyor. Ama giriş seviyesi bir anakartta işler değişebilir yine. Ben yine de bir ses kartıyla kullanmayı tercih ediyorum ama kesinlikle zorunluluğu yok. Biraz şöyle teknik detaylara girersek 10 mm LCP diyafram dinamik sürücüleri var ve 108 desibel bir hassasiyeti mevcut. Bunun yanında 32-11 empedans değeri ve 20 Hz ile 20 kHz arasında da bir frekans değeri mevcut. Kablo yapısı fazlasıyla kaliteli ve bu kabloların sökülüp başka uyumlu kablolar ile değiştirilip kullanılması da kulaklığın ömrünü fazlasıyla arttırıyor. Hepiniz biliyorsunuzdur ki bir kulaklığın bozulmasındaki en büyük rol kablodur. Kablo bir bozulursa, takıp çıkarılabilen bir kablo değilse geçmiş olsun. Ayrıca bu kulaklıkta bir mikrofon mevcut değil, onu da belirtmek isterim. Ayrıca bir mikrofon kullanabilirsiniz. Belki ileride sizler için mikrofon tavsiyeleri videosu da yapabilirim. Kablonun bir tık daha uzun olmasını dilerdim açıkçası. Hani ses kartı masamda olmasına rağmen bana pek yetmiyor. Uzatma aparatı belki bu işi bir tık çözer. Güzel minimal bir kutu tasarımı var. Odanızda süs niyetine bile durabilir. Tasarımı böyle gayet güzel. Ayrıca kutunun arka tarafında kulaklıkla ilgili de veriler mevcut. Kutu içeriğinden Asyalı güzel bir ablamız olan Sophie Yu'nun bir fotoğrafı çıkıyor. Kendisi Queen of Audio'nun kurucusuymuş. Bunun haricinde bu kenarda da kullanım kılavuzu tarzı şeyler var. Tabi bunlar haricinde bir de deri bir taşıma kabı var arkadaşlar. Bayağı kaliteli, böyle bir resmen deriden yapılmış. Suni deri değil bence, biraz çünkü deri kokusu var. Bunun içinden de 3 çift farklı boyutlarda şeffaf silikon ve birisi kulaklığın üzerinde olmakla beraber 3 çift farklı boyutlarda da mavi silikonlar çıkıyor. Silikon derdimiz de yok. İstediğimiz boyuttakini kulağınıza uygun şekilde takabilirsiniz. Şimdi bir tarafta ucuz bir EM olan QKZ VK1 var. Bir tarafta ise kaliteli bir EM olan Kinera Gimlet var. İlk bakışta zaten kalite farkları net şekilde anlaşılıyor. Zaten QKZ tamamen plastik bir yapıda. Kablosu ise bayağı bir ince hissettiriyor Gimlet'in yanında. Ses performansı olarak tabii ki Gimlet'in yanına yaklaşamaz ama QKZ de öyle kötü bir performansa sahip değil. Aslında kısaca özetlersek ikisi de fiyatına göre ürün diyebiliriz. Gimlet ile oyunlarda her şey çok temiz ve net şekilde anlaşılıyor. Sesler benim sistemimde hiçbir şekilde boğuk değil. Çevresel seslerin yerini net şekilde ayırt edebiliyorum. Aynı zamanda baslar patlayarak kulağımı yormuyor veya ince tiz sesler kulağımı yemiyor. Kısaca her şey tam dengeli aslında. Ayrıca müzik konusunda da bayağı başarılı. Dinlediğim tüm müziklerden Gimlet ile ekstra bir keyif aldım diyebilirim. Hem müzik için hem de oyun için fazlasıyla dengeli, başarılı bir kulak içi kulaklık olduğunu düşünüyorum. EM kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Bunlardan birincisi aslında her ekipmanımızda dikkat etmemiz gereken temizlik detayı. Ama EM'ler veya kulak içi kulaklıklarda buna bir tık daha özen gösteriyor.
göstermeliyiz. Sebebi ise çünkü kulağımızın içerisinde saatlerce duruyor ve kirli kullanırsak bakteriler yüzünden bazı sağlık problemleri doğal olarak ileride yaşanabilir. Ayrıca EM kullanırken böyle en az 1,5 saatte bir böyle kulağınızdan çıkarıp bir kulağınıza hava aldırmanız gerekiyor. Yani zaten bunu doğal olarak yapacaksınız. Yani bir 2 saat başında böyle gömülük şekilde durmuyorsunuzdur elbet bilgisayarını. Bir tuvalete kalkıyorsunuzdur, bir su içmeye kalkıyorsunuzdur. Hani bunlar şart değil ama bunları genel olarak tavsiye ediyorlar. Özellikle kulak içi kulaklıklarda. Ve bunun da sebebi aslında çok basit. Yani kulağımızda böyle saatlerce duruyor. Kulağımız hiçbir şekilde hava almıyor. O yüzden kulağımıza hava aldırmaya özen gösterelim. Bu sadece kulak içi kulaklıklarda değil, bence normal kulaklıklarda da çok önemli bir detay. Ve son olarak çok yüksek seslerde kullanmamaya da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü kulağımızın direkt içinde olduğu için çok yüksek seslere maruz kalmak kulağımızdaki sinirlere zarar verebilir. Bu her kulak içi kulaklık için aslında önemli bir detay. EM kullanmak veya kaliteli bir stüdyo kulaklık kullanmak bambaşka bir iş. Sese önem veriyorsanız bu tarz işlere girişmeniz sizi bambaşka bir seviyeye çıkartır. Ben 2019 yılından beri gaming adı altında satılan o gaming kulaklıklardan kullanmıyorum. Kullanmayı da tercih etmiyorum. Çoğu aslında gaming görüntüsü altında pek kalitesi olmayan kulaklıklar. Sadece ara dönemlerde Corsair Virtuosa ve SteelSeries Arctis Pro Game Deck gibi üst seviye gaming kulaklıklar kullandım. Ses benim için her zaman birinci planda olduğu için şu an yoluma Beyerdynamic DT990 Pro ve Queen of Audio Gimlet ile devam edeceğim bakalım. Şimdi final düşüncelerime gelirsek, kulak içi kulaklık kullanma niyetiniz varsa ve gerçekten kaliteli bir şey kullanmak istiyorsanız bu Kinara gimletler sizin ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacağına çok eminim. Bana kalırsa her zaman bu tarz bir kulaklık kullanmak gaming bir kulaklık kullanmaktan kat ve kat daha iyidir. Evet, gerçekten zahmetli bu tarz bir şey kullanmak, farkındayım. Yani gaming kulaklığı alıyorsun, takıyorsun, üzerine mikrofon da var, işte kimisinin ses kartı da var, takıyorsun, işin bitiyor. Ama bunu yaparak aslında kaliteden ödün vermiş oluyorsunuz. Alacaksın bu tarz bir şey, yanına da böyle eğer bütçen varsa bir ses kartı alacaksın. Tabi bununla da bitmiyor. Bir tane mikrofon almak zorundasın. Ama aslında ömürlük bir setup yapmış oluyorsun. Yani ben bunu yaparak aslında bu seviyeye geçerek ben çok iyi bir şey yaptım kendime. Çünkü ben bu kulaklığı mesela sökerim, Beyerdynamic'i takarım. Başka bir EM takarım. Başka bir stüdyo kulaklığı takarım. Giderim Sennheiser'ın en güzel kulaklıklarından alır takarım. Yani ben artık özgürüm yani. Hiçbir şekilde bir gaming kulaklığa bağlı değilim. Ben bu kulaklığımdan sonra başka bir stüdyo kulaklığa da geçebilirim. Ses kartım hazır, mikrofonum hazır sonuçta. Eğer bu ekosistemi oturtursanız gerçekten çok büyük rahat edersiniz. Onu ben kesinlikle söyleyebilirim. Şimdi bu Kinara gimletleri Türkiye'ye Vrayt Esports getirdi arkadaşlar. Şu anda 1799 TL gibi bir fiyatı var. Ama Svar50 indirim kodumu kullanırsanız 50 TL indirim oluyor. Yani 1749 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Ayrıca bunun bir de beyaz rengi mevcut arkadaşlar. Beyazla altının uyumu da aslında çok güzel. Ama bence zümrüt yeşilinin böyle bir karanlık o yeşil rengi benim çok daha hoşuma gitti. Ama beyaz seven arkadaşlar için de böyle inci beyazı gibi çok tatlı duruyor. Açıkçası dediğim gibi tavsiye ettiğim bir ürün, evet fiyat bir kulak içi kulaklık için fazla gibi gelebilir ama bunu sadece düz bir kulak içi kulaklık gibi görmeyin arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz iyi bir ses performansı var. Hani şununla bir kere müzik dinleseniz veya böyle bir oyun oynasanız beni çok iyi bir şekilde anlayacaksınız zaten.